ABD'de yapılan yeni bir çalışma son 500 yılda gezegenimizdeki canlı türlerinin %13'ünün yok olduğunu gösterdi. Küresel ısınma ve insan faaliyetlerinin dünyanın sonunu yaklaştırdığını belirten bilim insanları 6. kitlesel yok oluşun başladığını açıkladı. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk araştırmaya ilişkin yaptığı yorumda Güneş'in genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma ihtimali %100, çok gezegenli bir hayata geçmeliyiz dedi. Dünya doğal nedenlerden kaynaklanan 5 kitlesel yok oluş yaşadı. Ancak yeni bir çalışma, insan faaliyetlerinin neden olduğu 6. bir kitlesel yok oluşun devam ettiğini gösterdi. Peki nedir bu yaşanmış 5 kitlesel yok oluş? İlk olarak Ordovisyen yok oluşu, yaklaşık 443 milyon yıl önce tarihin en büyük toplu yok oluşu gerçekleşmiştir. Tüm türlerin yaklaşık %60-70'inin yok olduğu Ordovisyen toplu yok oluşunun nedeni atmosferdeki karbondioksit seviyesinin düşmesi olarak gösterilir ve özellikle denizel yaşam formları ciddi olarak etkilenmişlerdir. Karbondioksitin düşme nedeni olarak volkanik aktivite ya da gama ışını patlaması nedeniyle ozon tabakasının zarar görmesi gibi tezler bulunmaktadır. Diğer bir kitlesel yok oluş, 375 milyon yıl önce canlı türlerinin %75 kadarının yok olduğu Devonian kitlesel yok oluşunun gerçekleştiğini görürüz. Bu yok oluşta çok etkenli pek çok yok olma olayı peş peşe devam etmiştir ve tam süresi belirlenememiştir. Bu süreçteki yok oluş olayları genel olarak denizel yaşam formlarını etkilemiştir. Küresel soğuma ve okyanuslardaki volkanik aktivitelerin neden olduğu okyanus ve deniz seviyesi değişimlerinden kaynaklandığına dair teoriler bulunmaktadır. Bazı istatistiksel çalışmalar, yok oluş hızının artmasında çok türleşme hızındaki düşüşe dikkat çeker. Diğer bir yok oluş, Permiyen kitlesel yok oluşu, günümüzden 252 milyon yıl önce bilinen en büyük kitlesel yok oluş yaşandı. Yeryüzündeki canlılığın neredeyse %90'ının yok olmasına neden olan Permiyen kitlesel yok oluşunun nedenleri hakkında pek çok farklı fikir öne sürülmüştür. Genel mekanizmanın aşamalı çevresel değişimini takip eden ani afet olabileceği tartışılmıştır. Sibirya teraslarındaki bazaltlar, yoğun volkanik aktiviteler, asteroid çarpması, deniz tabanından metan salınımı ve bu süreçleri takip eden sera gazı etkisi bu yok oluşa neden olabilecek ihtimallerdir. Diğer bir yok oluş 200 milyon yıl önce dünyadaki türlerin yaklaşık olarak %70-75'inin yok olmasına neden olan Trias kitlesel yok oluşudur. Devonian kitlesel yok oluşunun aksine bu olay hemen hemen 10 bin yıldan kısa sürmüştür. Bu yok oluşun nedenlerine dair yaklaşımlardan birisi iklimin aşamalı olarak değişimi ve okyanusların asidifikasyonudur. Ancak bu yaklaşım yok oluş hızını açıklayamamaktadır. Bu ani yok oluşun nedeni olarak asteroid çarpması da düşünülmüştür. Ancak istenen etkiyi yaratabilecek ve bu döneme tarihlenen bir krater henüz tanımlanmamıştır. Yoğun volkanik aktivite ve bazalt patlaması seli de bu yok oluşun nedenleri arasında olabilir. Günümüze en yakın büyük toplu yok oluş ise 66 milyon yıl önce gerçekleşen Kratese yok oluşudur. Bu yok oluş uçamayan dinozorların da ortadan kalkmasına neden olduğu için ilgi çekicidir. Sadece dinozorların değil, hayvan ve bitki türlerinin 4'te 3'ünün yok olmasına neden olmuştur. Çok kısa sürede gerçekleşen bu toplu yok oluş, özellikle dinozorlar nasıl yok oldu sorusuyla merak uyandırmış, pek çok tartışmanın konusu olmuştur. Ansızın yayılan etkili bir salgın hastalık, yoğun volkanik aktiviteler ve asteroid çarpması bu tartışmalarda en çok gündeme gelen konulardır. Bunların en dikkat çekeni ise asteroid çarpmasıdır. Peki günümüzde nasıl bir tehditle karşı karşıyayız? Hawaii Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, 1500'lü yıllardan itibaren gezegenimizde bilinen 2 milyon canlı türün 150 bin ila 250 bininin yok olduğunu ortaya koydu. Öte yandan bazı bilim insanları tür sayısındaki dramatik düşüşü
kitlesel bir yok oluşa varacağını inkar etse de milyarder Elon Musk dünyanın sonunun kaçınılmaz olduğuna inanan insanlar arasında yer alıyor. Çalışma yayımladığını duyuran bir tweetle yanıt veren Musk, güneşin genişlemesi nedeniyle tüm türlerin yok olma olasılığı %100 dedi. Peki güneşin genişlemesi nedir? Evrendeki her şey gibi güneşin de bir gün sonu gelecek. Aslında güneşin sonunun bütün aşamaları bilim insanları için uzun zamandır oldukça açık. Çünkü güneşe benzeyen ama ömürlerinin farklı aşamasındaki birçok yıldızı incelemiş ve güneşin sonunun nasıl olacağını çok iyi anlamış durumdalar. Ancak tıpkı güneş sisteminin doğuşunda olduğu gibi ölümündeki aşamaların sürelerine ilişkin kesin bir tahminde bulunamıyorlar. Helyumdan oluşan çekirdek bölgesi, güneşin dev kütle çekim kuvvetinin etkisiyle içine çökmeye başlayacak. Çekirdek küçüldükçe yoğunlaşıp iyice ısınacak. Bu sırada çekirdeği kuşatan ince bir tabakada hidrojenin helyuma dönüştüğü nükleer tepkimeler ve enerji üretimi sürecek. Çekirdeğin giderek ısınması ve onu kuşatan kabukta enerji üretilmesi nedeniyle dışa doğru bir enerji akışı olacak ve güneşin dış katmanları genişlemeye başlayacak. Güneş büyüdükçe yüzey alanı da genişleyecek. Böylece yüzeyi giderek soğuyacak ve rengi de turuncuya, kırmızıya doğru kayacak. Yaklaşık 600-700 milyon yıl sürecek bu aşamanın sonunda güneşin çapı bugünkünden bir iki kat daha büyük, yüzey sıcaklığı 1000 dereceye kadar daha düşük ve dolayısıyla rengi de kırmızıya yakın olacak. Bu aşamayı izleyen 500 milyon yıl içinde güneşte daha köklü bir değişim olacak. Önce boyutları küçülecek ve rengi mavileşecek. Ardından da daha hızlı bir genişleme sürecine girecek. Çapı bugünkünün 150 katına çıkacak. Her ne kadar yüzey sıcaklığı biraz düşse ve rengi kırmızılaşsa da olağanüstü büyümesi nedeniyle o zamanki parlaklığı bugünkünün 2000 katı olacak. Ölümünün bu aşamasında güneş tam bir kırmızı dev olacak. Kırmızı dev olma sürecinde aşırı şiddetlenen güneş rüzgarı nedeniyle kütlesinin %30-40 kadarını uzaya saçacak. Kütlesi bu azalma nedeniyle güneşin çevresinde dönen, başta gezegenler olmak üzere bütün her şeyin üzerindeki kütle çekim etkisi azalacak ve aradaki bağ zayıflayacak. Sistemdeki her şeyin yörüngesi güneşten bir miktar uzaklaşacak. Örneğin Venüs bugün dünyanın olduğu yörüngeye gelirken, dünya da Mars'ın yörüngesine yakın bir yörüngeye kayacak. Güneşin genişlemesi kısaca bu şekilde olacak. Bununla birlikte dünyanın en zengin insanı aynı zamanda insanlık yaşamı çok gezegenli bir hale getirmelidir diyerek bir çözüm yolu sundu. 47 yaşındaki girişimci Musk, Mars'ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve dünyadaki hayvanları ve diğer türleri oraya götürmek gerektiğini söylemişti. Diğer taraftan Hawaii Üniversitesi'nde yürütülen araştırma, tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinin çoğunlukla kuşları ve memelileri içerdiğini, ancak omurgasızların çoğunu dışarıda bıraktığını ortaya koydu. Uluslararası Doğa Koruma Birliği kırmızı listesine göre insan faaliyetlerinin son 500 yılda 869 türü yok olmaya zorladığı ortaya çıktı. Yayınlanan bir başka çalışmada omurgasızların yok olmalarının gerçek sayısına ilişkin tahminleri birleştirdiğimizde aslında 6. kitlesel yok oluşun başlangıcına tanık olduğumuz görülüyor denildi. Yani omurgasızları dahil etmek dünya tarihindeki 6. kitlesel yok oluşun başlangıcına gerçekten tanık olduğumuzu doğrulamanın anahtarıydı. Biyosferi geniş ölçüde manipüle edebilen tek tür insanlardır. Biz sadece dış etkiler karşısında gelişen başka bir tür değiliz. Buna karşılık geleceğimiz ve dünyanın biyolojik çeşitliliği konusunda bilinçli seçimi olan tek türüz. Krizi inkar etmek, hatta onu teşvik etmek, insanlığın ortak sorumluluğunun ortadan kaldırılmasını teşkil eder ve dünyanın 6. kitlesel yok oluşa doğru üzücü bir şekilde devam etmesinin yolunu açar. Dünyamız için bir gün çok geç olabilir.
5 yaşanmış kitlesel yok oluşumdan ve 6. tehditten bahsettik. Sizler bu yok oluşta ve Elon Musk'ın uyarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak diğer videolarımızı da izleyip beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız.